16 Haziran 1950. Futbol mabedi Maracana Stadyumu açıldı. 1950 yılında Brezilya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası için inşa edilen 200 bin seyirci kapasiteli Maracana Stadyumu, Rio de Janeiro ile Sao Paulo takımlarının All-Star oyuncuları arasında oynanan maçla resmen açıldı. Dünyanın en büyük stadyumlarından biri olan Maracana'nın yapımına 1948 yılında başlanmış, stadyumda devam eden inşaata rağmen stadın gösteri maçıyla açılışına karar verilmişti. 16 Haziran 1982, Dünya Kupası'nda Cezayir'den sansasyonel galibiyet. 1982 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'na ilk kez iki Afrika kıtası takımı birden, Cezayir ve Kamerun katıldı. Tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'na katılan Cezayir, Batı Almanya, Avusturya ve Şili ile aynı grupta bulunuyordu. Açılış maçı 16 Haziran 1982 tarihinde hem grubun hem de turnuvanın büyük favorisi olan Batı Almanya ile Cezayir arasında oynandı. Gijon şehrinde El Molinon Stadyumunda oynanan karşılaşma, Batı Almanya'nın Dünya Kupası finalleri tarihindeki 48. maçı, Cezayir'in ise ilk maçıydı ve Batı Almanya'nın tarihi bir farkla karşılaşmayı kazanacağı futbol kamuoyunun ortak görüşüydü. Fakat dakikalar geçiyor ve Batı Almanya gol atmak bir yana akın akın gelen Cezayir ataklarını engellemekte güçlük çekiyordu. 54. dakikada Majer'in attığı golle Cezayir 1-0 öne geçti. Karl-Heinz Rummenigge 67. dakikada skoru eşitledi. Fakat Batı Almanya şimdi toparlanır, galibiyet golünü de atar diyenler bir dakika sonra Cezayir'in Bellumi ile gelen galibiyet golünü ağızları açık seyrettiler. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anılan bu galibiyetten sonra Cezayir, grupta oynadığı maçlarda Avusturya'ya 2-0 yenildi, Şili'yi ise 3-2 yendi. Fakat grubun son maçında Almanya ile Avusturya arasında oynanan karşılaşma Dünya Kupası tarihinin en büyük skandallarından birine sahne olacaktı. Ama bu da başka bir günün öyküsü. 16 Haziran 1996, Michael Jordan NBA tarihine geçti. NBA finallerinde üst üste 4. kez ligin en değerli oyuncusu seçilen Michael Jordan, bu unvanı 4 kez üst üste kazanan ilk basketbolcu olarak NBA tarihine geçti. Takımı Chicago Bulls'un Seattle Supersonics'i 87-75 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği NBA finallerinin 6. maçında Jordan, 22 sayı, 9 rebound ve 7 asistle maçı tamamladı. 16 Haziran 2011, Cüneyt Çakır'ın ayak sesleri. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, tarihi bir başarı göstererek UEFA'nın en üst kategorisi olan elit kategoriye yükseltildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en iyi 25 hakeminden biri olan Cüneyt Çakır, bulunduğu birinci kategoriden bir üst kategoriye yükselme başarısı gösteren tek Avrupalı hakem oldu. 2006'da FIFA kokartı takan Çakır, 146 maçla faal hakemler arasında Süper Lig'in en çok maç yöneten hakemi olmuş, 2010-2011 sezonunda 4'ü milli maç, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 11 uluslararası maçta görev yapmıştı. 16 Haziran 2018, Dünya Kupası'nda ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın 3. günü oynanan Fransa-Avustralya maçında ilk kez video yardımcı hakem uygulaması kullanıldı. Mücadelenin 56. dakikası oynanırken Fransa, Antoine Griezmann'ın sol kanattan ceza sahasına girdiği pozisyonda penaltı bekledi. Uruguaylı hakem bir süre bekledikten sonra video yardımcı hakem uygulamasına başvurdu ve pozisyonu kenara gelerek izledi. Burada pozisyonu tekrar izleyen Cunha, daha sonra pozisyonun penaltı olduğuna kanaat getirdi. Böylece Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. Griezmann, VAR'la gelen penaltıyı gole çevirerek skoru 1-0'a getiren golü attı. VAR daha önce uluslararası bazda 2016 Kulüpler Dünya Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı.